Avukat bey, mevzu neyse bana söyleyebilirsiniz. Tamam, o zaman siz Selim Bey'e iletirsiniz. Evet, dinliyorum. Satım işlemleri Selim Bey'in istediği gibi gerçekleşti. Bir problem çıkmadı, haber vermek istedim. Ne satım, anlayamadım. Çatalca'daki araziler hepsi satıldı. Yalnız istenilen meblağın biraz altında, malum sıcak paraya ihtiyaç olduğu için. Çatalca mı? Nasıl yani? Yok, muhakkak bir yanlışınız var sizin. Selim Bey'in talimatıyla hareket ettik Aliye Hanım. Sizin haberiniz yok muydu? Aman Allah'ım. Ne diyorsunuz siz? Durduk yere ne satışıymış bu? Siz paraya mı ihtiyaç oldu dediniz? Selim Bey yok mu acaba? Ben ona anlatsam durumu. Hiç gerek yok. Ben kendisiyle konuşacağım. Ne demek oluyor bu Selim? Neler oluyor? Selim! Selim! Ne oldu anne? Avukat aradı. Çatalca'daki araziler satılmış. Bana bir açıklama yapacak mısın? Cevap versene Selim. Niçin sattın o arazileri? Anne, bir sorun mu var? Niçin sattın o arazileri oğlum? Sattım. Çünkü... Merhaba. Selim Bey. Selim Bey, yanlış anlamayın ne olur. Zor durumda kalmasaydık gelip rahatsız etmezdik, biliyorsunuz. Hiç geciktirmezdiniz maaşları Selim Bey. Ondan hani şaşırdık. Düşkün bir durum mu oldu acaba diye. Geçen ayda yarım maaş almıştık biliyorsunuz. Bu ayda 5 gün gecikince acaba dedik. Kusurumuza bakmayın. Nasıl siz kusura bakmayın. Bu seferlik böyle oldu maalesef. Ama az önce geçen ayki ve bu ayki maaşlarınızı yatırdım zaten. İçiniz rahat olsun. Allah razı olsun sizden Selim Bey. Bir yanlışımız olduysa affedin Selim Bey. Zorluğunda kalmasaydık inanın gelmezdik. Kusurumuza bakmayın ne olur. Oğlum. Neler oluyor? İşçilerin maaşlarını neden ödemedin? Anneciğim tamam sakin ol, ben her şeyi anlatacağım. Yoksa... Yoksa bunun için mi sattın arazileri? Neler oluyor Selim? Yoksa şirket mi battı? Şirket mi batıyor Selim? Şirket mi batıyor Selim? Cevap ver. Anneciğim tamam, tamam sakin ol. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen yardım et. Gel, gel anne içeri geçelim, gel. Allah'ım sen yardım et.